Arkadaşlar merhabalar bu videomda 2021 tayfan için hazırladığımız programda 30. haftayı anlatacağız yani ne zaman başlayanlar 29 Temmuz'da bu programa başlayan arkadaşlar için evet bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim bir yorum gördüm yorumlara da bakmıştım biraz önce gelmeden önce hocam kilo almışsınız daireye benzemişsiniz demişsiniz yok artık ya o kadar da değil ya evet almışım galiba değil mi biraz kilo Evet arkadaşlar pandemideyiz, evdeyiz, yapacak bir şey yok. Hep oturuyoruz, video çekiyoruz, video başındayız. Birazcık kilo aldım, evet farkındayım. Geçen ben ben de fark ettim, ilk defa 80'in üzerine çıktım. Ee, bu ara rejimdeyim inşallah. Vereceğiz. 76-77 benim için iyi bir kilodur aslında. Evet 80 bayağı bir yoruyor beni de. Ne yapacağız arkadaşlar? Evet bir cisim yaklaşıyordu ama o cisim yaklaşamadı galiba size. Çünkü arkadaşlar ciddi anlamda benlik bir şey yok. Niye? Ee, ben işte Perşembe günü olması lazım ee, o zamana kadar yetiştirdim kitabı işte cuma baskıya gitti ve hafta içi dağıtılır yani bu önümüzdeki geçe geçtiğimiz hafta içi kitap dağıtılır diye bekliyordum ama galiba sizin elinize ulaşmadı arkadaşlar yani bu pandemiden dolayı işte şey yapmadılar falan filan sıkıntılar falan oldu galiba tam da e, anlayamadım niye bu şekilde oldu ama bu hafta içi büyük ihtimalle elinize gelecektir arkadaşlar kitap. Ee, bu hafta içi ilk konuya belki de ilk konuya şimdi başlayacaksınız arkadaşlar. Güncel olarak takip edemeyebilirsiniz. Yani bu videoyu kapatıp e, önceki videoyla ilk başlayacaksanız eğer ilk videoyla bakın orada ben size ne yapacağınızı söylemiştim zaten. E, temel ve <laughs> şey yapacağınızdan bahsetmiştim. Temel ve neydi o? E, dik prizmalar. Bölüm 1 ve bölüm 2 halletmeniz e, gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. E, ama belki de kitabı Ulaşanlar ve e, şey yapanlar da vardır diye tahmin ediyorum. On, onlar için de birkaç kişi bile olsa bu videoyu çekiyorum. Yani hiç olmadı. Bir hafta e, sarktıysa e, ne yapacaksınız? Bu videoyu da önümüzdeki hafta izlersiniz. Tamam mı? Bu kısımları geçersiniz tabi. Burada biraz boş konuşuyoruz. E, arkadaşlar. Şimdi. Hani biz, siz sadece beni izleyenler. Şimdi temel diklikte ve e, şeyde. Fasikül üzerinden gidenler, şeyi bitirenler, hani ilk haftayı bitirenler dinlesin beni. Tamam. Evet ilk haftayı bitirdik. Temel dikliğin ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Temel diklik bizim için çok önemliydi arkadaşlar. Temel dikliği iyi bir şekilde yapan arkadaş dikdörtgenler prizmasını daha doğrusu dik prizmaları falan çok iyi bir şekilde yaptı. Ve bundan sonraki konuları da daha daha iyi bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Hatta piramit, koni, küre, bu konularda da hep eski konuları kullanacaksınız arkadaşlar. Doğru yoldasınız ve e, hep üçgen muhabbeti, yine dikdörtgen, yine kare, yine dik yamuk hep karşımıza çıktı ve çıkmaya devam edecek arkadaşlar. Evet bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar? Geçen hafta zaten şey demiştik size. 30. haftadayız ama bu katı cisimler neredeydi? Onu bulalım. 30. hafta ayın 18'indeyiz. Evet evet katı cisimlerin ikinci haftasındayız arkadaşlar. Yine çarşamba gününü ne e, şey yaptık? Çarşamba günü yayınlayacağız arkadaşlar. Ben küp konusunu falan çektim ama çarşamba yayınlayacağım diye şey yaptım ama bilmiyorum belki de yarın da yayınlayabilirim yani salı günü de yayınlayabilirim. Bu hafta ne yapacaksınız? Küp ve silindiri yapacaksınız arkadaşlar. Ee, çünkü geçen hafta dik prizmaların içinde vermedim küpü. Ee, çünkü ağır gelir diye vermedim arkadaşlar. Ee, sadece dik prizmalar e, temel diktenden 4 tane test vardı. E, dik prizmalardan da 10 tane test vardı arkadaşlar. Bunlar sizin için yeterliydi. Ee, aslında küp de bir dik prizmadır. Ama e, çok fazla olduğu için bu haftaya kaydırdık diyebiliriz arkadaşlar. Ee, küpün yeri ayrı. Onu söyleyeyim. Çünkü küp ÖSYM ya yani küp, küp sorularına dikkat ediyor arkadaşlar. Birim küp olsun, zar açılımı olsun, olsun. Zar da artık gelecek gibi hissediyorum arkadaşlar. Çünkü KPS'de, ALES'de, DGS'de falan filan küp soruları da soruluyor. Yani e, THT'de de de zaten daha önce sormuşları da var küp e, zar açılımları falan. O yüzden e, bu konuya ayrı bir şekilde almak istedim çünkü e, küpü ayrı bir şekilde anlattım. İşte birim küp sorularından bahsettim, bir de neden bahsettim orada arkadaşlar. Üç konu anlatım oldu zaten orada. Bir de zar açılımlarından bahsettim. Yani hiçbir eksik, hiçbir açık kapı bırakmadık arkadaşlar orada. E, ÖSYM'de şöyle bir baktığımız zaman, incelediğimiz zaman hemen hemen 2 yılda bir küp sorusu da soruyor arkadaşlar. Veya her yıl sorabilir. Belli olmaz. Özellikle birim küplerle ilgili, birim küp mantığındaki e, sorularla alakalı sorular karşımıza geliyor. Yani en kötü ihtimal şu yüzey alanını hesaplarken kısa bir yolu var. Mesela görünen yüzeye çarpımı 2 diye bir yol var arkadaşlar. O küp, birim küp mantığından geliyor. Birim küplerle oluşturulabilen yapılardan geliyor daha doğrusu. Yani o mantığı da koca bulursa hemen hemen neredeyse her sene bununla ilgili küple ilgili, küpün çöz, e, çözüm yöntemiyle ilgili bir soru geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Küp bizim için önemli. E, o yüzden iyi bir şekilde dinleyin. Konu anlatımında da ayrıntılı bir şekilde anlattım. E, soruları da çözerken Lütfen ilk etapta siz kendiniz yine bayağı bir uğraşın. Ya çok fazla uğraşacağınızı da zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü niye? Okuyup yapacaksın, okuyup yapacaksın. Sorular çok değişik olsa bile yine üçgenlerden yapabildiğini, yine dikdörtgen kareden dik yamuktan yapabildiğini zaten sorularda göreceksin. Ee, o yüzden yani zaten temel dikliği bilen arkadaş e, bu eski konulardan yapacaktır arkadaşlar. Sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Tamam çok güzel, çok orijinal sorular var. Bazı sorular e, süre anlamında sizi biraz yorabilir. Ama çok fazla öyle süre anlamında yoracak bir soru da yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben konu anlatımını yaparken dikdörtgenler prizmasındaki sorular ya da dik prizmalardaki sorular biraz daha hızlı çözülmüşken küpteki sorular biraz daha hızlı yani zaman olarak sanki yarım saati buldu videolar. Ama orada e, her şeyden bahsetmek istediğim için o şekilde oldu arkadaşlar. E, aslında o kadarlık mı yarım saatte çözülecek sorular mı? Değil. Belki bir soruyu 2 dakikada falan çözebilirsiniz ya da 3 dakikada çözebilirsiniz arkadaşlar. Ama onları o şekilde çözüp e, şuranın gelişmesi lazım arkadaşlar. Küpteki o soruları çözen her arkadaş için söylüyorum. Küpten imkanı yok soru kaçırmaz. Yani küpün her tarzını oraya koyduk arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden rahat olun sıkıntı yapmayın. Ve bu arada sizden bu haftalık küçük bir ricam var. Ee, şey olarak devam edenler varsa. Ee, Fasikülü bu hafta almış, alıp şey yapanlar varsa, ee, bu haftaya mahsus biraz e, şey yazmazsanız sevinirim hocam hadi işte yükleyin işte videolar nerede falan nerede şu nerede bu nerede ee, küçük bir sebebim var çok küçük bir sebebim var bu hafta inşallah bir aksilik olmazsa Perşembe gününe e, yeni bir üyemiz geliyor ailemize e, onun için e, bu ara onlar uğraşabilirim arkadaşlar. Ee, sizler de benim çocuklarımsınız o ayrı bir konu. Yani sizler ne derseniz hep bu kadar yapmak istedim ve sizi mağdur etmek istemedim. Ee, zaten konu anlatım bakımından sıkıntı yok. Hani belki bir gün, belki iki gün geç gelebilir arkadaşlar. Bu videodan sonra mesela ben küp videolarını bitirdim ya. E, silindir videolarını çekeceğim zaten arkadaşlar. Ee, belki geometrinin ilacındaki sorular silindir soruları belki gecikebilir. Bilemiyorum. Belki de gecikmez. Bu gece sabahlarım bitiririm ve yarın belki bitiririm. Ama e, çarşamba ve perşembe günü sanki biraz günüm yoğun geçecek gibi arkadaşlar. E, o konuda da sizden bir ricada bulunuyorum. Neyse. Evet yeni üyemize inşallah bakalım hoş geldin diyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin sizlerde. Neyse arkadaşlar bu hafta ne yapacaksınız? Bu hafta çarşamba günü başlayacaksınız. Çarşamba gününe çarşambaları ders çalışma programını başlatıyorduk ya. Çarşamba gününe küp arkadaşlar. Evet. Kaçıncı konudayız? Üçüncü. Bölüm üçteyiz arkadaşlar. Niye yazamıyorum ben ya? Dur bakayım. Bölüm üçteyiz arkadaşlar. Per çarşamba günü ne yapacaksınız? Bölüm üçteki küp sorularını halledeceksiniz. Küp. Konu anlatımı. Üç tane konu anlatım var arkadaşlar. Konu anlatımı bakımından yorulmazsınız. Hatta şöyle yapalım. ayın 20'si ve 21'ine küp yazıyorum arkadaşlar. ayın 20'si ve 21'inde ne yapacaksınız? Hem küpü halledeceksiniz arkadaşlar. Hem de küpün sorularını. Neredeki sorularını arkadaşlar? Şeydeki. Söyleyin. Fasiküldeki sorularını halledeceksiniz. Bir de fasiküldeki fasiküldeki neler arkadaşlar? Test 1, 2, nokta 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 6'ya kadar halledeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Belki siz çarşamba günü konu anlatımından sonra 2 tane test çözersiniz. Ondan sonra 4 tane test e, perşembe gününe de kalabilir arkadaşlar. Sıkıntı değil. Hem çarşamba hem perşembe küpün konu anlatımıyla neyini halledeceksiniz? Neyini halledecekmişsiniz arkadaşlar? Hemen testlerini halledecekmişsiniz fasükülden. Peki cuma günü ne yapacaksınız? Cuma günü de arkadaşlar e, silindir konusu. Silindir konusunun videosunu biraz sonra çekeceğim ben de. Bugün pazartesi akşamı. E, büyük ihtimal sabaha kadar konu anlatımını bitirelim. Testlerini de ertesi günü hallederim gibi geliyor. Bilmiyorum bakacağız. Silindiri halledin arkadaşlar. Silindirin konu anlatımını yapın bugün. Tamam mı? Konu anlatımı. Ve e, cumartesi günü de silindirle ilgili yo ilacını çözün. Geo ilacını çözün. Silindirle ilgili Geo ilacını çözün arkadaşlar. Peki pazar günü ne yapacaksınız arkadaşlar? Pazar, pazartesi ve salı. Pazar, pazartesi ve salı da e, bizim şeyleri hallederseniz hatta pazar ve pazartesi de halledebilirsiniz arkadaşlar. E, yine bizim fasiküldeki fasiküldeki neler halledeceksiniz arkadaşlar? Silindirle ilgili, silindirle ilgili testleri halledeceksiniz. Orada da yanlış hatırlamıyorsam 7 tane mi test vardı? Daha tam çözmediğim için bilmiyorum arkadaşlar. En az 6 tane test var zaten. Hadi 7 tane test var diyelim. Ee, i̇lk 3 testi ya da 4 testi çözersiniz. Sonraki testleri de ertesi gün çözersiniz. Yine 2 günde halledilebilecek bir şey arkadaşlar. 3'er testle olacak şekilde. Ee, tekrarlıyoruz. Ne diyoruz? Çarşamba günü e, küpün konu anlatımı ve testlerine başlıyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe küp tamamıyla bitmiş olacak. Ondan sonra silindir konu anlatımını halledeceksiniz. Ne zaman? Cuma günü. Cumartesi pazar gününde, cumartesi günü de geometrinin ilacındaki silindir şeyini halledeceksiniz arkadaşlar. Silindir testlerini halledeceksiniz. Ondan sonra cema pazar günü ve pazartesi günü de fasiküldeki silindir testlerini halledeceksiniz arkadaşlar. Bu haftaki yapacağınız iş bu. Yani katı cisimlerin ikinci haftasında yapacağınız işlem bu arkadaşlar. Üçüncü haftasında ne yapacaksınız? Bu silindir Daha sonra piramit ve konuyu hallederiz herhalde. Ondan sonra da küre olur herhalde. Öyle gideceğiz arkadaşlar. Ee, sıkıntı yaşamazsınız. Tekrar söylüyorum. İlk konuyu ilk haftayı iyi bir şekilde hallettiyseniz bundan sonraki konularda da yine dik üçgenler bilmem neler şunlar bunlar yine aynı şekilde halledebileceğiniz noktalardan konuyu yine aynı şekilde halledeceksiniz arkadaşlar konuları. O yüzden sıkıntı yapmayın. Çalışmaya devam hiçbir şekilde probleminiz olmayacak. Katı cisimlerde genelde insanlar yarısında başlar başlamaz bırakıyor ama siz işin inceliğini öğrendiniz. Devamını getirin ve rahat bir şekilde bu konuyu da halledin arkadaşlar. Evet bu haftaki size söyleyeceğim şeyler bu kadar. Çalışacağınız şeyler küp ve silindir arkadaşlar. Hocam geometrinin ilacında küpü niye vermediniz diye soracak olursanız zaten siz geçen hafta küpü çözdünüz. Niye? Dik bir içindeydi arkadaşlar ondan dolayı. Tamam. Hocam küpü anlatmadan çözdük orada ama birlikte dikdörtgenler prizması mantığından da çözebileceğinizi bildiğim için orada verdim arkadaşlar. Ee, o konuda da sıkıntı yaşamamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ki sıkıntı yaşadığınız sorular da şöyle bir yenden e, bu bizim küpü çalıştıktan sonra geriye dönüp geometrinin ilacından da yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman zaten takır takır yaparsınız gibime geliyor. Evet size bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.